yapacaklarıma inanamayacaksınız. Biz de hepimiz evde böyle aa falan olduk bütün arkadaşlarla. İşte her şey 35 gündür kayıp olan Ali Diken'i biliyorsunuz aramamız da başladı. Ali Diken'i ararken de iki arkadaşına ulaştı ekip arkadaşlarım. Biri Ercan, biri de Zeynel. Onunla son görüşen iki kişi. Ercan Isparta'dan bağlandı. Zeynel'i Yalova'da bulduk. İstanbul'a stüdyomuza getirdik. Zeynel'in anlattıkları zaten hiçbirimizin aklına yatmazken Zeynel buradan stüdyodan otelimize gittiğinde otelden bir kaçma eylemi gerçekleştirdi ve İstanbul Cinayet Büro ekipleri de onu yurt dışına kaçmaya çalışırken tahminler üzerine Pendik'teki Yalova feribotuna binerken kıskıvrak yakaladı. Sonra Zeynel geldi. Daha yolda Ali Diken'i kendisine küfür ettiği için ve bu küfürü kaldıramadığı için öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Biliyorsunuz bunları konuştuk. Neden arıyorduk? Hani ne neden olabilir? Hiç kimse bir neden bulamıyor. Çünkü her ikisi de yani ölen de öldüren de ikisi de motokurye. Yıllardır arkadaş. Bildiğimiz kadarıyla ortak bir hani para alışverişi yani bildiğimiz bir ortaklıkları, iş ortaklıkları, ortak bir aşkları falan da yok. Bütün bunlar konuşulurken tabii şöyle bir şey oldu. Zeynel kaçarken eşini de bize bırakmıştı. İlknur'u. Sonra İlknur Boyacı'yı da geldi. Antalya Cinayet Büro ekipleri stüdyomuzdan teslim aldılar biliyorsunuz. Ama İlknur'u biz orada hiç konuşma fırsatı bulamadık. Hani kendimiz o kaçışın peşine düştüğümüz için. Sonra geldiler İlknur'u da aldılar. İlknur giderken ya meğerse şöyle söyleyeyim. Bu karı kocanın yanında Zeynep Ece Aksay yani İlknur'un kız kardeşi de yaşıyormuş. Yani bizim Zeynel'in baldızıyla beraber bunlar Antalya'da yaşıyorlarmış. Zeynel'in baldızı da Ağustos ayında ortadan kaybolmuş. Aile demiş ki nerede demiş hani bu İlknur falan filan. Kız kardeşi Zeynep ama kız kardeşi İlknur demiş ki kardeşim beni aradı. Dedi ki ben hamileyim. Ondan sonra hamile olduğum için de bir süre ortalarda bulunamayacağım. Beni aramayın. Şimdi kızın da bir abisi askeri personel. Yani gayet de aslında bilinçli de bir aile ama. Şimdi düşünsenize kız kardeşinin yanında yaşayan bir kız. Ablası da diyor ki gitti beni aradı hamileyim dedi. Bebeği doğurduktan sonra geleceğim dedi falan filan. Herkes de iyi tamam diyor. Ağustos ayında oluyor bu olay. Yani tabii ki İknur'a güveniyorlar çünkü İknur ablası. Sonra buradan İknur giderken polise diyor ki benim kız kardeşimi de Zeynel öldürdü. Zeynel Ağustos ayında da meğerse baldızını öldürmüş. Bir ay önce de sizin erkek kardeşinizi öldürmüş. Hamileliği ortaya çıkmasın diye mi öldürmüş? Hamilelik falan yok. Kocası öldürmüş. Yani buraya gelen çocuk var ya. Evet, meğerse evet. Ağustos ayında da baldızını öldürmüş. Hayır, baldızla hamileyim demiş ya. Baldızla hamileyim demiyor. Kız ortadan kayboluyor ya. Cinayeti evet. De örtbas etmeye çalışıyorlar karı koca. Evet. Ablası diyor ki kendi ailesine. Evet. Beni aradı, hamileyim dedi. Ha işte o hamile ortada... lafı yalan mı yani, uydurma? Uydurma tabii işte. Cinayeti örtbas hayır, etmek için. Hayır, acaba Zeynel tarafından mı hamile bırakıldı da... Zeynel de o iş oraları, ortaya oraları çıkmasın daha diye yok, mi? Oraları yok. Bizim bildiğimiz şu anda yani ben Zeynel'i... aklıma geleni söylüyorum. Zeynel tarafından hamile bırakıldı da hamileliği ortaya çıkmasın diye mi Zeynel öldürdü acaba? Oralarını bilmiyoruz artık. Evet. Önemli olan o şu değil ama önemli olan evet. Şu an gözüküyor. Cinayet yani aklıma gelen ihtimal bu. Evet. Kocasının cinayetini saklamak için kendisini aradığını, mesaj bıraktığını, aradığında da hamile olduğunu söylüyor. Kız kardeşi ama sonra bütün bunlar ortaya çıkınca itiraf ediyor. Size daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bu Zeynel, ya diyorum ya artık hani bir şey artık kalmadı mı diyorum. Burada da söylüyorum. Bak bak nereden nereye. Bu Zeynel Aksu ilçesinde Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'nde Ali Diken'i öldürüp gömdüğünü polis ekiplerine söylüyor. Polis ekipleri işte orayı kazarken eşinden gelen bu açıklama üzerine diyor ki bu kadın nerede? Onu da oraya gömmüş. Ayo. Çaprazına. Adam resmen kendisine kişisel bir mezarlık bulmuş gibi. Evet, baldızın da fotoğraflarını görebiliriz. Bu eşinin, bu Zeynel'in görüntüsü. Eşinin alınırken de görüntüsünü herhalde vermişler arkadaşlar. İşte üçü beraber yaşıyorlarmış. Kız da 98 doğumlu da. Ah yazık ya. Genç. Ben bilemiyorum.
Yani bu öndeki ilk Nur, kocası Zeynel, arkadaki de onunla beraber yaşayan baldızları rahmetli. Allah. Vay vay. Müge Hanım, sebep neymiş peki? Yani ne diyorlar? Ne için öldürmüşler kızı? Vallahi sana işte biz şu an hiçbir sebep bilmiyoruz. Şu an daha yerler kazılıyor. Hatta Antalya Emniyeti şeritleri falan da orada bırakmış. Başka birisi de çıkar mı diye, yani tedbir amaçlı. Müge oradan bağlanacak. Adam kişisel mezarlık gibi orayı öldürdüğünü gömmüş çaprazına. Ben dedim ki aynı yere mi gömmüş? Hayır, çaprazına onu da gömmüş yani. Yani çok rahat cinayet Antalya'nın işleyebilen göbeği, bir adamdan bahsediyoruz. Ve Antalya'nın aslında da göbeğinden, evet, bahsediyoruz aslında, evet, gömüldüğü yer olarak. Hani öyle bir yerde seçmiş ki aslında, hani neredeyse kimsenin aklına gelmeyecek, kimsenin de hani burada da biri gömülmüştür diye düşünemeyeceği bir yer. Bakar mısınız ki gencecik resmen de bir kız. Böyle yani şu an cinayet işte. Şunu düşündüm hatta, biz Zeynel için hani Ali'yi neden öldürdü diye bahane arıyorduk ya. Bazı şeyler için bahane aramaya gerek, evet, yok şimdi. Artık Ağustos ayında da baldızın da öldürüldüğü ortaya çıkınca. Yani neden, zaten normal insanlar için böyle bir şey neden yok ama hani bir neden arıyoruz ya hep işte, neden onu İlk yok küfür etti. İlk işlediği cinayetin baldız olduğu da şüpheli tabii ki. Gerisinde başka cinayetler an, çıkma olasılığı da yüksek. Şu an bilmiyoruz ama, evet, ben mesela muhabir arkadaşımıza dedim ki bütün o çalıştığı yerdeki işte patronuyla, arkadaşlarıyla konuş. Bakalım etrafında kaybolan başka bir arkadaşı, başka bir aile üyesi, başka bir tanıdık var mı? Çünkü bu hiç sağlıklı bir durum değil. Yani çok inanılmaz ama. Bir de çok ilginç bir şekilde kaybolduğu gecede, gece 12.30'da Kundu'da Ali'nin fotoğraf paylaşılmıştı Instagram'da. Öyle mi? Evet. İşte hatta çıkarken burada ekip arkadaşlarımla da söyledim. Hani Varsak tarafında bildiğin ormanlık var mı diye bana sordular. Ben dedim ki Varsak değil ama 12.30'da Ali fotoğraf paylaşmıştı. Kundu tarafında çok müsait yerler belki bulunabilir. Lara plajın arkaları falan böyle ormanlık gibi. Biraz oraya yoğunlaşırsak diye hatta ekip arkadaşlarım falan not almıştı. Şimdi neresinde olduğunu Müge gösterecek. Önce bir izleyelim neler yaşandı. Dün tabii hani bir cenaze çıkartalım derken emniyet yetkilileri ikinci cenazeye de ulaştılar. Yani şunu da özellikle söylüyorum. Bizim arkadaşlarımız bakıyorlar tabii, emniyet yetkilileri de bakıyorlar da, bu çocuğun etrafında kaybolan başka biri var mı? Olacak iş değil. Hiç böyle bir şey de, yani 4 ay arayla demek ki, 4 ay değil işte 5 ay arayla herhalde. Demek ki yani biz diyoruz ya motosikletine nasıl bindi. Ben demiştim nasıl bu kadar rahat davranabilir? İşte bir cinayeti işleyip sonra bunu kendince örtbas edince, kimse de peşine düşmeyince. O zaman işte hep dediğimiz şey, o zaman kendine öyle bir özgüven geliyor ki, ben cinayet işlerim ama kimse beni yakalayamaz. Ve teyzeyle de röportaj yaptık. Müge Anlı'ya gelelim, kızın resmini gösterelim demişler. Aile de demiş geleli. Tabii. Ablası demiş ki beni aradı, hamile, o yüzden gelmiyor. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.